Herkese merhabalar. 10 haftalık yeni bir challenge'a başlıyoruz. Sizler evinizde bazı şeyleri tamir etmeye kalkıyorsunuz, dekore etmeye çalışıyorsunuz, boyamaya kalkıyorsunuz. Bunlarla ilgili püf noktaları bulacağınız videoların serisi şimdi benim kanalımda başlıyor. Hadi beni takip edin. Evet, işte duvarımız bu. Şimdi normalde herkes evinde boya balığı, yani ben eskiden yapıyordum, babamlarla hatırlıyordum. Yerlere böyle muşambalar seriyordum. Ondan sonra da boya alıyordu babam, geliyordu. Benim elime de bir fırça veriyordu ve yapıyordum. Ama artık zaman geçtikçe bu işi ustalarına bırakmak daha mantıklı oldu. Şimdi bu işler beni biraz geriye götürecek. Bakalım hatırlayabilecek miyim? Rulo fırça. Duvarın büyüklüğüne göre ebatı değişiyor muhtemelen. Bu sopa, beyaz bir boya aldım. Kalın pratik örtü. Yere sereceğiz ki yer boyanmasın. Da bu rulomuzu bunun üstünde böyle bir tur attırıyoruz ki bu fazla boyasını alsın, her yere damlamasın. Kıyafet, bana sorarsanız lazım çünkü her zaman giymek lazım. Mahvoluyor şimdi yani canım şey. Bu fırçayı ben de çözemedim. Neden burada? Yani yerleri süpürmeyeceğim ama vuruluyor mu bunlar? Desen mi yapılıyor? Temizlik yapılıyordu bundan. Gitti kafa, kusura bakmayın. Bu da mala. Ispatula. Mala bu değil. Bu da ispatula. Bu da... Yapmasa bunu acaba? Çok mu derin gidiyorum? Bu duvar... Evet, bu da bu işe yarıyor. Ne işe yaradığını kötü bir tecrübeyle elde ettik. Olsun ama önemli değil. Şimdi hazırlıklarımıza başlayalım ve pratik bir şekilde bu duvarı nasıl boyayacağız hep beraber görelim. Hazırlık aşaması tamam. Biraz sıkıntılı, yani şöyle sıkıntılı, Bodrum'dayız. Dışarıda 35 derece hava varken böyle bir durum insanı şey yapıyor. Fena yapıyor ama önemli değil. Önemli olan temizlik. Boyamızı aldık rulomuzla. Şöyle sırtıra sırtıra. İşte gördüğünüz üzere bakın beyaz var. Beyaz, beyaz. Bak şurada bir leke vardı, kapattık. Biraz zevkli ama zahmetli. Yani şu anda cayır cayır yanıyor. Bak bak. Bak pırıl pırıl mis gibi. Bu fena kokuyor ha. Oh. Kötü oldum ha. Oh. Boyanın maliyeti belli, fırçanın maliyeti belli. Siz de kendi evinizde bunu rahat rahat yapabilirsiniz. Ama önlemleri aldıktan sonra. Evet, yani ufak ufak becerdiğimi düşünüyorum. Evet, siz de benim gibi bazı yerlerde evinizde takılırsanız yapmanız gereken şey hemen bu bir teklife ulaşmak olacaktır benim. Evet, aplikasyonu mutlaka indirmeniz gerekiyor. Ben indirdim daha önce. Siz de aplikasyonu indirerek cep telefonundan en kral ustalara ulaşabilirsiniz. Şimdi Kenneth bastı aplikasyonundan. Evet. Bastık. Ustamız. Tamirat, tadilat. Fena bir rutubet var orada. Hatta fotoğrafını da ekleyelim. Evet. Ekle. Fotoğrafı da ekledik. Teklifi ver. Evet. Bu bir tekliften teklifimizi de verdik. Şimdi bekliyoruz ustalarımızı bakalım. Merhabalar. Orhan Usta merhaba, nasılsın? Merhaba Bey, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Valla biz de iyiyiz ya. Yani görüyorum. Evi boyayalım dedik ama yani gördüğün gibi naylonumuzu serdik, bantımızı çektik. Efendime söyleyeyim, fırçamız, boyamız, her şey tam. Aslında ben yapabiliyordum bunu. Ama karşıma şöyle bir durum çıkınca maalesef Orhan Usta'm. Ooo. Ne olmuş oraya, su mu almış orası? Orası su almış. Nereden almış? Bahçeden, pencereden nereden almış? Büyük ihtimal bahçeden almış. Kazacaksın mı onu? Kazacağım, sökeceğim. Asla boyayacağım. Yenisini yapıp tekrar boyayacağım. Köşebent? Köşebent atacağım. Evet, ellerinden öper. Bu bir teklife ilanımızı verdik ve gelen 5 tekliften Orhan Usta'nın teklifini seçtik. Şimdi Orhan Usta'yı bu kritik vakayla baş başa bırakıyoruz. Kolay gelsin ustacığım.
detayları anlatmayı unutma. Vay 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 vay, ustam ellerine sağlık. Muhteşem iş çıkarmış usta. Şu anda kurumaya bırakmış. Birazdan bu duvara devam edecek ama yaptığın işlemleri anlatmanı istiyorum senden. Şu köşe bent mevzusu vardı ya, geliyorum bak şimdi. Bu... Bu oradan çıkan eskisi, çürümüş. Yani zaten bu rutubetten mahvolmuş. Bodrumun genel problemi ama çoğu evde de rutubetle ilgili sıkıntılar olur. Peki, bu da yeni köşe bent. Buraya koyduğu köşe bent ustamızın. Tebrik ederim. Buradaki rutubeti engellemek için kazıdık sonuna kadar. Kazıdık, yeni köşe bentlerimizi attık, bir kadalcımızı çektik, kurumasını bekliyoruz. Kurumasını bekliyoruz. Acil bir durumda olursa gene bu bir tekliften gene teklifler alınır, değerlendirilir ama uzun süre gidecek gibi. Şimdi sırada öteki duvar var. Şimdiden ellerine sağlık. Buyurun. Teklif çok güzel bir iş. Üstesinden gelemeyeceğiz işleri. Bu bir teklife ilanınızı verip ustalardan teklifleri alıp istediğinizi seçiyorsunuz, onaylıyorsunuz ve usta kapınıza geliyor. Size de böyle güzel güzel zamanlar kalıyor. Şimdi ustamız burada çalışıyor ama atladığım bir yer var. O da elektrik konusu. Elektrikte de çok fazla vakit harcamayıp bence bu bir teklife ilanımı geçeyim. Sonrasında da bakalım hangi ustayla çalışacağız. Çünkü bunda da vakit kaybetmek istemiyorum ve elektrikten o kadar çok anlamıyorum. Ya yanlış kabloyu kesersek patlarız. Olmaz. O yüzden de Mobi Teklif'in aplikasyonundan, elektrik bölümünden ustaları seçiyoruz. Birkaç tane priz. Evet, ilanımızı verdik. Şimdi ustalardan teklifleri bekliyoruz. Ardından da istediğimiz ustayı seçeceğiz ve onu buraya çağıracağız. Hop. Aha. Teklifler gelmeye başladı. 5 tane teklif geldi şu anda ve burada değerlendirmeler ve yorumlar da var. Tekliflerde 250 TL teklif veren usta da var, 350 TL teklif veren de var, 500 de var ama 500'lük Dursun Usta. Dursun Usta'nın yorumları çok iyi. Ben paraya kıyıp Dursun Usta'yı çağırmaktan yanayım. Yani böyle düşünüyorum. Dursun Usta'yı onayladık. Birazdan burada olur, elektrik işimizi de hallederiz. Susadı. Orhan Usta işini bitirdi. Ne oldu? Ben bu duvarı boyarım dedim ama boyayamadım. Neden? Sıkıntılar vardı. Tozunu doğru düzgün alamamıştım. Şurada bir kronik bir dökülmeler falan filan vardı. Onlar çok benlik değildi alçılarmazsa. Hele hele şu duvardaki o su girmiş çatlaklar, yarıklar falan filan, onlar beni çok çok köşe bentleri falan çok çok aşar. O yüzden de bu bir tekliften hemen ilanımızı verdik ve Orhan Usta'yı bulduk. Sağ olsun, o da geldi. Ellerine sağlık. Muhteşem bir iş çıkardı. Adam doktora 5 var. O kadar söyleyeyim. Peki, üstesinden gelemediğimiz işlerde hemen bu bir teklife ilanımızı veriyoruz. Sonrasında da teklifleri alıyoruz ve ona göre de ustamızı seçiyoruz. Biz Orhan Usta'yı seçtik. Kendisine çok teşekkür ederiz Orhan Usta. Ben teşekkür ederim. Muhteşem bir iş çıkarmışsın. Yıldızlar, alkışlar, puanlar Orhan Usta'ya gelsin. Adam benden daha profesyonel.
Mutfağa yerleştirdikten sonra bir daha seni çağıracağım gibi gözüküyor. Bu bir teklifler. Bunu anlamadım artık. Evet, bu bir tekliften Dursun ustamız geldi ve mutfaktaki elektrik aksamını çok güzel bir şekilde tamamladıktan sonra buradaki genel aksamı da bağırsakları falan yanına soktu. Gayet güzel ve sağlıklı oldu. Fakat onunla işimiz bitmedi. Kendisini bu bir teklifte hemen favorilere ekledik. Çünkü işlerini çok beğendik, oradan yorumda yazdık. Bir daha mutfak takıldığında kendisini çağıracağız ve tekrardan buluşacağız. Mutfak bölümü de çok sağlam olacak. Sizlerle birlikte mutfak yapacağız. Eğlenceli bir bölüm olacak. Evet, şimdilik öncelikle Dursun ustamıza teşekkür ederim. Sağ olun ustacığım. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sonrasında da sizlere veda edelim. Bir sonraki bölümde sürprizler sizi bekliyor. Sakın kaçırmayın. Abone olmayı da unutmayın. En iyi teklif, bu bir teklif.